Ana, bu kadın Mimoli'de polis oynayan Betül Şahin değil mi? Hemen daha o. Yazık be, onun da psikolojik sorunları varmış demek ki. Hadi görüşürüz aşkım. Şşşt, yabancının yanında bana aşkım aşkım deme. Canım ne olacak olsun, temizlikçi kadın işte. İyi günler Esra Hanım. Bir dahaki seansta görüşürüz. Verdiğim ilaçları almayı unutmayın Esra Hanım. Benim ilacım sensin. Görüşürüz, iyi günler doktor. İyi günler Esra Hanım. Yok be, bu pek psikolojik soruna benzemiyor. Kendisi depresyonda bir hastamda. Bunlar da böyle bazen dengesizlikler oluyor. Evet, tabii. Ben alışıyorum zaten. Depresyonda olunca depresyonlar. Depresyondayım. Unutuldum. Aldatıldım. 10 milyonu olmaz abi. Ölüsü 100 milyon eder. Hakiki Japon. Orijinal. Vallahi olmaz bak. Bak bugün kimi gördüm sen abi, mi bilsen? Yapma, 50 milyon da olmaz abi. Ya. La etiymiş bak, ne diyeyim. Vallahi diyorum bugün bak. Bugün ben kimi gördüm? Abi hakiki Japon sana diyorsun. Orijinal diyorsun abi. Ulan ben sana neler anlatacağım ya, vallahi 20 milyon da olmaz. Neyse canım, tamam. Tamam, kayfaya gelince konuşuruz ha. Abi. Tamam ha, abi. Hadi. Ne lan can. Araya giriyorum. Şurada iş konuşuyoruz değil mi? Tamam, iş konuşuyormuş. Çalıntı malı satmak için benim telefonumu alet etme. Senin telefonuna alet etmez. Satmaktan vazgeçerim, kafanda kırarım. Maddi olarak bir şey kazanamam ama manevi olarak haz alırım. Bak tamam, ne yaparsan yap. Bak bugün ben kimi gördüm bir bilsen. Kimi gördün lan? Bugün Tenzel Bey'in orada kimi gördün bir bil bakalım. Kimi gördüm lan? Tamam seni yap, şeyi gördüm. Betül Şahin var ya, onu gördüm. Betül Şahin! Şu yılan hikayesinde oynayan güzel kız. He, onu gördüm. He, vallahi bilmem artık. Tenzel Bey'le bir haltlar karıştırıyorlardı. Ne haltı lan? İlişkileri var. Hadi lan, hasta doktor ilişkisiydi o. Hadi be, nerede ben kendi gözlerimle gördüm be. Öyle cilveleştiler, kıpraştılar, böyle birbirlerinden değiştiler, sürtüştüler vallahi. Bilmem, hatta kadın adama Tenzel Bey'e dedi ki, aşkım dedi. Ana la, o kız evli değil mi la? He, Tenzel Bey de evli. Ulan be, yerine cevizler kırıyorlarmış. Kırıyor mu? La onların kızı hasta doktor ilişkisini geçmiş, mercimek fırın ilişkisine dönüşmüş la. Bir de Tenzel Bey ben anlamayayım diye kadına Esra demez mi? Ay güleceğim çıktı. La sen eminsin değil mi la kalkılmış? La başka biriyle karıştırma ya değil mi la karıyı? Beni bak, bunun gözünü de moratmadım ama. İyi gördün değil mi lan? Uydu değil mi? Ulan ben her gün televizyonda gördüğüm kadını tanımaz mıyım be? İki gözümü de mor artsam, tepe sersemi de etsem, gördüğüm kadını tanırım. Peki sen niye öyle bir fazladan ilgilendin? Lan neye ilgilenmeyeceksin lan? Kalkılmış. Lan bunun haber değeri var lan. Gazeteler, televizyonda çok para verir lan bu habere. Aman tövbe de. Ben karışmam insanların yaptıklarına. Lan saçmalama, bu fotoğraf makinesi kendiliğinden gelmedi demek. İyilik meleğim gönderdi bunu bana. Ulan sen de iyilik ne ara abi ya? Olsa olsa okuzluk olur. Beri bak, sen muayenehanede Tenzel Bey'in sevgilisinin resimlerini çekersin. Medyaya satar, çok para kazanırız kız. Ulan sen delirdin mi? Buna düpedüz şantaj denir. Lan ne şantajı lan? Şantaj. Bilip bilmeden konuşma şantaj. Şantaj değil fikir lan kalkılmış. Beni bak, fotoğrafları medyaya vermeme karşılığında senin doktorundan, sevgilisinden para kopardırız. Çok zengin oluruz da şantaj bu işte. Ulan senin iyicenin ağır damarın çatlamış. Ben resim falan çekemem. Ne öyle bir çekersin ki. Hem de çocuklarımızın geleceği için çekersin. Lan iyicenim seni haydut eşkıya olmuş. Haydutluk maydutluk olmadan da bu işi yapabiliriz. Bak şimdi.
Bu fotoğrafların karşılığında tenzel beden yüklüce bir para alırız. Sonra sen temizliğe gittikçe hesaptan düşeriz. Namusumuzla da şantaj yapmış oluruz. Ulan, tamam ulan, mı? Bırak beni ulan, bırak. Bırakma bak. Sana fotoğraf çekmeyi öğretmeden hiçbir yere bırakmam. Ders bir. Dur bakayım şunu. Dur. Şöyle dur. Ders. Ya şuraya basacaksın, tamam mı? Şimdi ne görüyorsun kakılmış? İyi bak. Ne görüyorsun kakılmış? Ne görüyorsun? Halis bir ayı görüyorum. Karanlık emellerine alet olmak üzeresin. Ekmeğini yediğin adama bu yapılır mı? Karar ver kakılmış. Vicdan mı yoksa öküz mü? Bu resmi çekersem vicdanıma hesap veremem. Çekmezsem evdeki öküz beni parçalar. Ama dur sen. Öküzün zulmü varsa kakılmışın aklı var. İnce ince Yasemince her mevsim.